Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye yüzyılını inşa edecek olan milletvekillerinin belirleneceği bu önemli seçimde birbirinden değerli adaylarımızla yarın değil hemen şimdi diyerek seçim çalışmalarına başlıyoruz inşallah. Yeniden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizden onay almak için, geçmişin hesabını vermek için milletimizin huzuruna çıkacağız. Bu seçimler esasında yarının inşası için, çocuklarımızın geleceği için sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomi kalkınma modeli için çok çok önemli. İlimizin de içerisinde olduğu bir süreç yaşadık. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Depremde en fazla etkilenen illerin başında da Malatya geliyor. Belki Allah'a hamdolsun ölü sayımız az ama hasarlarımız çok. Deprem olmadan önce şehrimizin büyük eksikliklerini gidermiş, daha yaşanılabilir, konforlu şehirler arasına getirmiş bulunmaktaydı. Dün AK Parti hükümetleri olarak, belediyeleri olarak yaptıklarımız, yarın yapacaklarımızın teminatı. İnşallah 28. dönemde de Sayın Bakanımızın hem il başkanlığı, hem milletvekilliği, hem MKYK üyeliği ve öncesinde de bakanlık gibi bir tecrübesiyle bizlere önce olacağına, onun tecrübesiyle hep beraber yaşadığımız bu felakette Malatya'mızın biriken sorunlarının, devasa sorunlarının üstesinden diğer milletvekili adaylarımızla beraber, tabii büyükşehirimizin önemli destekleriyle, güç birliğiyle beraber, diğer belediyelerimizin de, teşkilatlarımızın da el birliği, gönül birliğiyle beraber bu sürecinde altından kalkacağımıza inanıyorum. Malatya'mızın ihtiyaç duyduğu, gerek devam eden projeleri, yapılacak projeleri, gerekse deprem felaketi dolayısıyla ihtiyaç duyulan hizmetleri el birliğiyle götüreceğiz. Başta AK Parti'mizin milletvekili adayı, değerli arkadaşlarım ve şahsım olmak üzere bizler halis bir niyet ve akıbetin de hayır olması dileğimizle yola çıkıp bugün de burada huzurlarınıza geldik. Bizler aziz milletimizin güvenine layık olup seçildiğimizde hepimizin ortak evi, hepimizin değeri, hepimizin şehri olan Malatya'mızın yeniden inşası, yeniden ihyasıyla zorunlu olarak şehrimizi bir süre de olsa terk eden hemşerilerimizin çok sağlıklı ve eskisinden inşallah çok daha iyi, çok daha huzurlu bir şekilde yeni yuvalarına, kendi şehirlerine, iş yerlerine dönmeleri ilk ve en önemli görevimiz olacaktır. Bunu bütün samimiyetimle beyan etmek istiyorum. Türkiye Yüzyılı projesiyle tüm ülkemize, kadim medeniyetimize, şehrimize bu projenin bütün esaslarını, ilkelerini uygulamaya alın teriyle, çabayla, yüksek bir gayretle devam edeceğiz, çalışacağız. Benle alakalı özel bazı hususiyetler olabilir. Çünkü zannediyorum çok ruh be ruh tanışmış olma fırsatımızın olduğu az insanlar. Ama zaman içerisinde bunların tamamını bilireceğiz inşallah. Özellikle Malatya'yı özel bir niyet ve özel bir istekle seçtiğimi, niyet ettiğimi ve talep ettiğimi söylemem lazım. 6 Şubat depremi tabii tüm Türkiye'de ve Malatya'da ciddi yaralar açtı. Vefatımız az, hamdolsun ama maddi olarak çok ciddi kayıplarımız var. Şehri yeniden imar edeceğiz, şehri yeniden ihya edeceğiz. Gençlik kollarından geldi. 27. dönem 6. sıra milletvekili adayı olarak da, bu dönemde yine 5. sıra adayı olarak da, yine bir mühendis kardeşimiz olarak da, Malatya'da doğup büyüyen ve Malatya'ya sevdası olan bir kardeşimiz olarak da, biz de şehrin ve bir mühendis olarak da tabii şehrin yeniden ihyası ve yeniden imar için canla başla çalışacağız. Ve siz şehrimizin 14 Mayıs sonrası büyük bir desteğiyle biz de milletvekili adayları olarak meclisimizde Malatya'mızı temsil edeceğiz ve Malatya'mızı yeniden ayağa kaldıracağız. Bölgenin en güçlü ili olacağız. Bu ekip genç, dinamik, tecrübeli, çalışkan, her noktasında sahada elini taşın altına koyacak bir ekip. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Malatya'yı temsil edecek milletvekili aday arkadaşlarla beraber 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz büyük depremin aslında gölgesinde bir seçime gidiyoruz. Büyük fotoğrafa bakarak siyasette bu döneme talip olmuş kardeşlerinizden biriyim ben. Bu dönem milletvekili olmaktan ziyade Türkiye'nin
son 21 yıldaki büyük kazanımlarının, aslında büyük transformasyonunun, büyük değişim ve dönüşümünün yeniden bir takım küresel ve içerideki işbirlikçilerinin Türkiye'yi vesayetçi bir takım grupların tahakkümü altına almasıyla Türkiye karşı karşıya. Bu bilinçle ve bu fotoğrafın büyük haliyle de biz bugün AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır ve daha öncesinde de yerel yönetimlerde gösterdiği büyük başarı ve daha öncesinde de siyasetteki duruşuyla Türkiye'de 21 yılda yapmış olduğu bu büyük hizmetlerin, büyük dönüşümün gerek insan hak ve hürriyetleri, gerek insan hayatının bir bireyin yaşamı boyunca iyileştirmeler açısından yapılmış büyük ulaşımda, sağlıkta, bugün burada sayamayacağımız birçok hizmetin devamına Türkiye karar verecek. Ben bugün burada milletvekilliğine talip olarak karşınızda değilim. Ben bu büyük fotoğrafta büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yakın çalışma arkadaşları, onun teşkilatlarıyla birlikte Türkiye'yi yeniden bütün büyük kazanımlarıyla beraber bir üst segmente yeniden taşımak için bu göreve talip oldum. Tarih tekerrürden ibarettir. Biz hakikaten bir tarih dönemleşte geçiyoruz. Hem şehrimizin istikrarı açısından, hem ülkemizin istikrarı açısından nefsi ve hissi hükümsel hareket etmeden bir tercih yapmakla karşı karşıyayız. Bu tercihimiz nefsimizi tatmin edecek, insanlara tahakküm edecek, ha ben egosu içerisinde olacak bir tercih olmayacak. Buradaki milletvekili adaylarımızın hepsini yapmayan rahmetli hemşehrimiz Turgut Özal ne dedi? 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak dedi. Cumhurbaşkanımız da aynı şey. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında hem ülkemizin hem şehrimizin dimdik ayakta durması noktasında bu 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çok önemlidir. Bu ülkenin istikametini bozmak isteyenler var. İstikrarını bozmak isteyenler var. İstikrarına tahakküm etmek isteyen insanlar var. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına tahakküm etmek isteyen insanlar var. Farklı ve bizden görünen süre tahta görerek ülkemizde içimize fitne fesat sokmak isteyenler var. Tabii ki dünya ülkeleri içerisinde bunları da destekleyen esas ağa babalar var. Bunlara hiçbir şekilde itibar etmeyeceğiz. Ülkemizin bu istikrarının yürümesi için durmak yok, yola devam ediyoruz. AK Parti ile devam. Burada bu gece düşünmek isteyen insanlara hiçbir şekilde itibar etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız şerefli, asil insanlar, çalışkan insanlar, gayretli insanlar ve bu memlekete hizmet etme noktasında ellerini değil göğüslerini taşın altına koyacak şekilde de bu memleketini seven insanlardır.